Sağ olun. Sağ olun. Bu kadar kontrolü kaybetmiş bir şovmen var mıdır ya? Şimdi ya alkışlar susarsa arada konuşuyorum. Devam ederlerse diyorum. Bu arada telefonlarımızı verelim. Telefon bağlantılarımız olacak tabii. Önce ben ev telefonumu vermek istiyorum. Çünkü genelde ben bağlantıları oradan yapıyorum. Yani buradan yaptığımız bağlantıların çok büyük, burada kalıyor çünkü. Yapıyorum, bitiyor. Olsun, şey yapalım. Benim ev telefonum 275-99-60. Cep telefonum 275-58-10. Buradan istediğiniz zaman, ne zaman arzu ederseniz bağlantıya geçebilirsiniz. Bir çekinme, bir şeye sıkışırsınız, başınız sıkışır. Herhangi bir şey olur, sakın diyeyim. Sakın diyeyim, sakın diyeyim. Mesela bakın, sakın diyeyim. Evet. Göksel'cim öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Hamdolsun. Sen hep gittiğin yerlere böyle küvetle falan mı geziyorsun sen? He? Ne zaman seni ben küvetin dışında görmedim çünkü ben seni. Ne zaman? Uzun zamandır böyle oldu. Ya uzun zamandır dedim. Hisar konserinde burada klip çekimde. Sen ama bildiğimiz kadarıyla küvezde de doğdun. Onun da getirdiği bir şey var tabii. Küvez yavaş yavaş küvet halini tabii. Hayır, küvezde doğmadım. Evet. O su var. Göksel, evet dinliyorum ben seni. Senin anlatacak da bir şeylerim vardı. Ben ya senin bu adamı şovun kusun, bu. Ben fazla müdahale etmek istemiyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Ben müdahale et. Ben gereksiz müdahalen olduğu zaman bir kafa atarım sana tabii şey. Evet bir şey. Sen hiç bayan dövmeyelim, dövmeyelim ama. Ya ben de tırnaklarımı insan sana geçirirsem o zaman görürsün işte. Ne yaparsın? İşte. Tırnaklarımı sana geçirirsem. Tırnaklarını sen... Tabii o da olur bak, ben ona da bir şey demem. Tırnak da bir yerden sonra geçmesi lazım. Hep havada kalacak hali yok. Göksel'cim. Efendim. Anlat biraz, kendinden bahset. Veya boş ver. Ben sana bir şey sorayım. Peki. Göksel felsefe öğrencisi aslında değil mi? 2 sene felsefe yok, okudun. Öğrencisiydim. Öğrencisiydin. Hmm. 2 sene okudun. 2 sene okudum. Ne oldu? 4 senelik okul. Çözmeye 2 sene kala. Ne oldu? Bitti. Değil mi? Ya zaten yani felsefe... bütün hayatınızı adamanız lazım. Aynı müzik gibi. Evet. İkisi arasında bocaladım bayağı uzun bir süre. Evet. Karar vermem gerekti. Çünkü yaptığım şeyi çok iyi yapmak istiyorum. İdealist yüzden... bir insansın herhalde. Evet. Evet. Sonra okulu bırakmak durumunda kaldım. Yani keşke ikisini bir arada yürütebilseydim. Çok iyi olurdu ama. Ama felsefe okudun. Okudum. 2 sene okudum. Peki... yani kimsin ve... yani yok, benim yanında rahat nasıl olabilirsin. Anlatabiliyorum yani. Şunu sormak istiyorum. Daha önce hiç... Bir saniye. Ulan 5 dakika bir seyirci olun da bir şey yapacağız. Bak şöyle. Ya gitti bütün konsantrasyon. Şunu sormak istiyorum Göksel. Bak benim buradan parmağım geçiyor. Cam yok mesela. Bunu söylemek istiyorum. Olmadı tabii. Denk gelmedi. Yani insanları inceledin mi hiç? Ne yaptın? Nereden geldin? Nereye gidiyoruz? Ne olacağız? Bu sorulara cevap verdin mi? Ben mi kelebeği rüyamda görüyorum? Kelebek mi beni rüyasında görüyor? Yani ne diyeri? Ne diyeri? Ne diyeri? Ne diyeri? Valla bu soruların hiçbirini cevaplayamayacağım. Anlayınca okulu bıraktım. Çözemedin yani. Çözemedim. Ben bir dönem Tibet dağlarında kaldım. Hindu felsefesi aldım oradan. Daha sonra Zen Budizm'le bir dönem uğraştım kendim. Daha sonra 2 Budist benimle uğraştı. Uzun bir dönem o tasayı terk etmek zorunda kaldım. Şimdi şunu söylemek istiyorum ben sana. Kaset ne zaman şey yaptınız? Kasetin... Şimdi anlatayım. Evet. 88'de... Soru soramayacağım ben. Evet. 88'de Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim. Ama hep aklımda şarkı söylemek vardı. O dönemde Arayo Odo diye çok sesli bir koro vardı. O da... Arayo Odo. Arayo Odo. Evet. Evet. İşte orada koristik yapıyordum. Ama yani gittikçe hiçbir şey yetmemeye başladı. Zaten 24 saat şarkı söylüyordum. Okulda
her yerde şarkı söylerdim. Herkes de beni tanırdı şarkı söyleyen kız diye. Sonra düşündüm yarı zamanlı konservatuvara gideyim. İkisi bir arada yürüsün diye. İşte şan dersleri almaya başladım. Fakat fark ettim ki benim söylemek istediğim şarkılarla alacağım eğitimin hiçbir alakası yok. Orada opera eğitimi veriliyor. Evet. Bunlar hep 88'de mi oluyor? Yani. 88, 89, 90. Evet. 91'de hayatımı değiştirecek önemli kararı verdim. Okulu bıraktım. Gece kulüplerinde şarkı söylemeye başladım. Gece kulüplerinde söylemeye başladım. Okulu bıraktım. Evet. Yani. Bayağı hayat değişmiş tabii. Felsefe okurken değil mi? Evet. Felsefe okurken ne oldu birden gece kulüpler? Yani gece kulübü dediğin nasıl gece kulübü? Bu bildiğimiz alt katlardan gidin mi? Ya bildiğin işte insanların gelip bir şeyler içtiği nezih yerler. Evet. Ya işte Plaza Inn diye bir yer vardı Levent'te. Çok hoş, çok küçük bir yerdi. İlk önce orada başladım. Ne söylüyordun? Yabancı mı söylüyordun? Yerli mi yabancı da söylüyordum, yerli de söylüyordum. Yani ama hep sevdiğim şarkıları söylüyordum. Sonra Antalya'ya gittim. Orada 2 sene kaldım. Orada her gece şarkı söyledim. Benim işte tam istediğim şeydi. Her gece sahneye çıktım. İnanılmaz bir şeydi. Hı hı. Bu arada şarkılarım oluştu. Evet. Albümdeki şarkılarım oluştu. Şu anda kasete koyduğun şarkı oldu. Evet. Sonra İstanbul'a geri döndüm. Orada Onur Tunç'la tanıştım. Onur Tunç'u prodüktörlüğünde gerçekleştirmek üzere bir albüm sözleşmesi yaptım. Sonra Sezen Aksu'ya vokal yapmaya başladım. Böyle gelişti işte her şey. Bayağı bir geldi. Hı-hı. En sonunda da kaset albüm çıktı. Hı-hı. Nasıl? Albümü beğendiniz mi? Ben açıkçası beğendim. Yani. Tabii. Arkadaşlar 3 kere vursun yeter, yani ses gelsin yeter. Üzerine fazla gitmeyin. Hayret bir şey ya. Çok mutlu oldum şimdi. Bunların isimlerini yazın, çıkışta hepsiyle görüşeceğim teyzeciğim. Göksel'cim, kasete baktım ben, albüme baktım. Gerçekten de kapağı çok güzel olmuş. Yani kapak da güzel olmuş. Kapağı seni özel... çok ilgilendireceğini tahmin etmiştim, hazırlıklı geldim. Evet ve kapağın da gördüğüm kadarıyla yarı çıplaksın. Yani... kaset CD uzasa Allah bilir. Allah'tan bu kadar bir yerde demek fotoğrafta çekince. Fakat diyorsun ki mesela seksapelliğimle anılmak istemiyorum diyorsun. Evet. Evi dur. Seksapelliğimle anılmak istemiyorum diyorsun. Ama mesela kasette de öyle, kliplerde de öyle, böyle bir yanım var. Bunu da inkar etmemek lazım. Ya her kadın gibi ben de hoş görünmekten hoşlanıyorum. Evet. Yani kaset kapağı da yani illa öyle olsun diye olmadı. Onu denemiştik, bir sürü resim çekildi. Evet. Fakat çok hoşumuza gitti. Yani o resme baktığımda ben ve bir sürü insana sordum, güvendiğim insanlara. Çünkü çok tereddüt ettim yanlış anlaşılmamak için. Ya zaten bir de ben böyle söylüyorum, yanlış anlama. Çıplaklık kötü bir şey de değil ayrıca. Yani anneden öyle doğuyoruz, öteki tarafa öyle gidiyoruz. Yani kötü bir şey olsa da bütün bunlar olmalı. Yani açıkça bir şey soracağım sana. Nasıl kıvıracağımı şaşırdım. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.